haber vermişti. Bunları yaşadığımda daha 16 yaşındaydım. Bizi Bodrum'a kapattılar. İki gün içinde işe gideceğimizi söylediler. Anladık ki oradan kurtulmak bizim için çok zor olacaktı. Bağlıydık. Bize ne yemek ne de su verdiler. Bizi dövdüler. Farklı insanlarla birlikte olmaya zorladılar. Çoğu bana işkence etti. Bebeğimi kaybedeceğimi anladım. Yaşadığımız koşullar ve fiziksel istismardan dolayı. Yediğimiz dayaksa çok vahşiceydi. Bizim de onlar gibi insan olduğumuzu umursamadılar. Kaçmaya çalışırken bebeğimi kaybettim. İşin en acı yanı da çok para kazanacakları bir iş bulma vaadiyle kandırılan genç kızlar ve kadınlar bazen en yakınları yani eşi, sevgilisi, arkadaşı veya akrabası tarafından küçük menfaatler karşılığında insan tacirlerinin tuzağına itiliyor. Arkadaşım beni iş bulma vaatleriyle kandırıp sattı. Ben giderken oğlum 3 yaşındaydı. Şans eseri kurtuldum ve geri döndüm. Uluslararası Göç Örgütü'nün yardımıyla hayata yeniden başladım. Psikolojik yardımların, meslek edindirme kurslarının sayesinde artık hayata daha farklı bakabiliyorum. En önemlisi de insanların gözlerine yeniden bakabiliyorum. Yeniden evlendim. Şimdi oğlum ve eşimle mutlu bir hayata başladım. İleride kendi dükkanımı açmayı planlıyorum. Aile içi şiddetten kaçmak için erken yaşta evlendim. Sürekli bir işim yoktu. Bu nedenle yurt dışında çalışmak zorundaydık. Yurt dışındaki iş beklenmedik bir zamanda oldu. Uzun süre eşimle tartıştık. Birimizden biri gitmeliydi. Ben gitmeyi tercih ettim. Ancak nasıl gideceğime dair hiçbir fikrim yoktu. Eşim geldi ve sınırı geçmemi sağlayacak birinin olduğunu söyledi. Her türlü evrakı da onlar hazırlayacaklardı. Eşim evraklarımı hazırladı ve İtalya'ya götürüldüm. Orada başka biriyle tanıştırıldım. Bana yardımcı olacağını söylediler. Başta çok iyi insanlara benziyorlardı. O insanların daha sonra bana utanç verici şeyleri yapabileceklerini hiç düşünmezdim. Bana İtalya'da bir kadının yanında çalışacağımı ve ayda 1000 euro kazanacağımı söylediler. Kabul ettim. Çünkü bizim ülkemizde 1000 euro kazanmak çok zordur. Hatta imkansızdır. Eşim havaalanında çalışıyordu. O insanların kocamın eskiden tanıdığı arkadaşları olduğunu söylediler. O yüzden hiç şüphelenmedim. İçine düşeceğim durum hakkında en ufak bir işaret bile yoktu. Uluslararası göç organizasyonlarının tespitlerine göre son 10 yılda beyaz köleler ülkesi haline gelen Moldova'da her yıl yurt dışına gidip gelenlerin sayısı 500 ila 600 bin kişi arasında değişiyor. Bunlardan çok azı dışarıda yasal şartlarda çalışırken birçoğu da bu modern kölelikte sağlıklarını, özgürlüklerini hatta hayatlarını tehlikeye atıyor. İnsan kaçakçılığının ilk sırasını seks ticareti oluşturuyor. Aynı zamanda son yıllardaki gözlemlerimize göre insan kaçakçılarının işçi olarak kullanılmak üzere götürdüğü insan sayısında da artış var. Moldova'dan giden kadınların çoğu seks kölesi olarak çalıştırılıyor. Son yıllarda temizlikçi, hizmetçi, bakıcı, hemşire olarak da çalıştırılanlar var. Bütün olumsuz gelişmelere rağmen Kişinev'deki yabancı elçiliklerin önünde her gün yüzlerce Moldovalı genç kadın vize kuyruğunda bekliyor. Para kazanma hayali kurarken insan kaçakçılarının tuzağına düşenlerin yaşadıkları Moldova'da bir trajedi olarak kabul ediliyor ama henüz ciddi bir önlem alınmış değil. Moldova hükümeti insan kaçakçılığı ve göçü önlemede maalesef yeterince etkili değil. Bazı önlemler alıyor ama ekonomik olarak ülke sıkıntılı olduğu için insan kaçakçılığını ve göçü önlemede yapılması gerekenler tam olarak yapılamıyor. Biz hükümete bu konuyla savaşması, üstesinden gelmesi için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü giden insanların geri dönmesi gerekiyor. Öncelikle göç ve insan kaçakçılığı birbirinden farklı konular. Bu konuları tarafsız ve gerçek bir gözle görmeliyiz. Göç ve insan kaçakçılığı yüzünden acı çeken insanların sayısı artmaktadır.
Açıkça belirtmem gerekirse, hükümet bu konuda üstüne düşen sorumluluğu yeterince yerine getiremiyor. İnsanlar hala insan kaçakçılığının yaygın olduğu ülkelere çalışmaya gidiyor. Bu konuyu engellemek ya da insan kaçakçılığına maruz kalan insan sayısını en aza indirmek için daha çok çaba sarf edilmesi gerekiyor. Moldova'da insan kaçakçılığı öyle bir sektör halini almış ki, bu konuyla mücadele için İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan birimden bazı kişilerin bile kaçakçılarla işbirliği yaptığı tespit edilmiş. İnsan kaçakçılığını önlemek ya da göç oranını düşürmek için çalışırken gördük ki, devletin içinden bazı insanlar da bu işin içinde. Bu insanlar bu yolla para kazanıyor. Hatta bazı görevliler bu işi bizzat organize ediyor. İnsan kaçakçılığıyla mücadele eden kuruluşların dışında bir de Moldovalı bazı sivil örgütlerin kurduğu rehabilitasyon merkezleri var. Bunlardan biri de Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı TİKA tarafından desteklenen Vatra Bakım Evi. Siz bu barınma merkezinin müdüresisiniz. Burada neler yapılıyor? Bakım evi olarak amacımız öksüz çocuklara ve yardıma ihtiyacı olan kadınlara kaybettikleri ev ortamını yeniden verebilmek. Merkezimize gelen öksüz, şiddete maruz kalmış ya da insan kaçakçılarının tuzağına düşüp bir şekilde kaçabilmiş ya da kurtarılmış çocukların ve insanlık dışı muamelelere maruz kalmış kadınların psikolojik ve tıbbi yardım ile geçmişlerini unutup yeni bir hayata başlamalarını sağlamak. Henüz 17 yaşındayken yaşadığım onca işkencenin, maruz kaldığım insanlık dışı muamelenin ardından burada yeniden hayata başladım. Mesleğim aşçılık olduğu için bakım evine yakın merkez pazarında börekçilere yardım ediyor, kendi paramı kazanıyorum. Bu bakım evine geldiğimden beri hayatımda bir şeylerin değişmeye başladığını hissettim. Tek söyleyebildiğim, umarım bundan sonra her şey iyi olur. Başkent Kişinev'de kurulan bakım evinde hem kimsesiz çocuklar ve genç kızlar hem de insan tacirlerinin elinden kurtarılmış kadınlar barındırılıyor. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Bazıları hamile kalmış, bazıları da gerçeğin ne olduğunu anlamış ama iş işten çoktan geçmiş. Bu merkeze gelen kadınlar maalesef çok zorluklarla karşılaşmış kadınlardır. Yaşadıkları muamelelerden dolayı çok öfkeliler. Kimseyle konuşmak istemiyorlar. Bu nedenle başlarda onlarla irtibata geçmek gerçekten çok zor oluyor. Çok kızgınlar. Öyle ki erkeklerden çok korkuyorlar. Nefret ediyorlar. Çoğu kaldığı odayı kilitleyip uyuyor. Başlarda konuşmak istemiyorlar, yaşadıklarını hatırlamak istemiyorlar. Örneğin koltukta saatlerce oturup boş gözlerle bakıyorlar. Zamanla yavaş yavaş bizimle iletişim kurmayı kabul ediyorlar ve içlerini açmaya başlıyorlar. Merkezi güvenli bir sığınak gibi gördüklerinden burada bir yere çıkmıyorlar. Tüm bayanlara öncelikli olarak test yapıyoruz. Bu test sonuçlarına göre onların ilgi alanlarını anlamaya çalışıp onlarla bu yönde ilgi kurmaya çalışıyoruz. Buraya sığınmış ve ağır travmalar geçirmiş kadınların yeniden topluma kazandırılması amacıyla çalışmalar yapılıyor. Son günlerde merkezimize gelen 12 kadından kimi anne, kimi ise anne adayıydı. Merkezimizde doğum yapanlar oldu. Türkiye ve TİKA'ya çok teşekkür ediyorum. Onların merkezimize sağladığı dikiş makineleri sayesinde bugün 12 kızımız terzilik mesleğini, diğer 12 kızımız ise kuaförlük mesleğini öğreniyor. Edinecekleri meslekler onların hayatlarını devam ettirebilmeleri açısından çok önemli ve yararlı. Ayrıca gelecekte küçük de olsa kendi imalathanemizi yapıp buradan sağlayacağımız gelirle merkezimizin daha da gelişmesini